daha önce sizlerle ilk dersimizde kaleyi, ikinci dersimizde fili, üçüncü dersimizde de bu ikisinin birleşimi gibi oynayabilen vezir işlemiştik. Şimdi yine vezir gibi hareket etmesi anlamında şahı işleyeceğiz. Şahın ayrıca özellikleri var. Onları belirtmem gerekiyor. Evet. Demiştik ki kale artı şeklinde gider. Fil çarpı şeklinde gider. Vezir bu ikisinin her ikisini yaptığını da yapar. Şah da yapar. Yalnız vezir tahtanın sonuna kadar gidebilir. Ancak şahımız bir kare gidebilir. Yani öne gidebilir doğru ama bir kare. Arkaya gidebilir doğru ama bir kare. Sağa gidebilir bir kare. Sola gidebilir bir kare. Ön sağ çapraz bir kare. Ön sol çapraz bir kare. Arka sağ çapraz bir kere. Arka sol çapraz bir kere. Şeklinde yani gösterecek olursak buradan önüne gider. Arkasına gider. Sağına gider. Ön çaprazlarına gider. Arka çaprazlarına gider. Bu kadar. Yani diğer bir ifadeyle komşu karelere gidebilir. Şahın gidebilme alanını gördük. Şahın bir özelliği var. Şah daha önce vezir için en güçlü taş demiştik ya. Bu da en önemli taştır. Şah bizim oyunumuzdaki en önemli taşımızdır. Yani onsuz oyun olmaz. Eğer satranç oynamak istiyorsak tahtada bir siyah bir beyaz şah olacak. Ve şahlar yenmezler. Tahtların dışına çıkarılmazlar. Tutsak edilirler. Kaçacak yerleri kalmaz. Teslim olurlar. Oyun böylece biter. Zaten normalde de savaşlarda kural eskiden beri budur. Askerler savaşır ama genellikle devlet başkanlarının öldürülmesinden çok esir alması daha üzücüdür. O yüzden şahlar da esir alınır ve oyun böylece biter. Şahla ilgili bilmemiz gereken diğer bir konu, iki şah yan yana gelemezler. Çaprazdan olsun, yan yana olsun, yan yana gelemezler. Yani bu şah buradaysa siyah şahın gelebileceği en yakın yerler buralardır. Çapraz olarak dursa yanında bir kare, yan taraftan dursa yanında bir kare olmak zorunda. Eğer böyle oyun sırasında şahları yan yana getiriyorsanız bilin ki bu yanlıştır. Buna biz imkansız hamle diyoruz. Evet, şah oyunun temel amacını söyleyelim burada. Rakip şahın teslim almaktır. Gidecek yer kalmayana kadar kovalamak ve onu artık tamam ben kaçacak yerim kalmadı. Şu anda da tehdit altındayım ama gidecek yerim yok. Ben bırakıyorum. Artık yapamayacağım. Teslim oldum anlamında. Şahın rakip takıma teslim olması gerekiyor. Şahla ilgili söylememiz gereken başka herhangi bir şey. Her iki oyuncunun birer tane olur. Bir oyunda en az bir şah, en fazla bir şah bulunur her renk için söyleyelim. Yani oyuna baktığımız zaman oyun tahtasında en az iki tane şahın farklı renklerde iki şahın bulunması gerekiyor. Hedefimiz şahı etkisiz hale getirmek. Bunu hemen bir en sizin anlayabileceğiniz tipik örnekle gösterelim. Diyelim ki rakibimizin iki kalesi olsun. Hep beyaz mat edecek değil ya. Evet. Diyelim ki pozisyonumuz bu. Kale demiştik size savaştaki duvar örenler gibi düşünün demiştik. Şimdi dördüncü yatayı kapatan iki kalemiz var. Bunlardan birini beşinci yatayı kapatmakla görevlendiriyoruz. Böylece dördüncü yataya geçemediği gibi şah beşinci yatayda da duramıyor. Onun yapacağı şey bir alt yataya inmek. İndi. Bu kalemizin görevi var. Bu kalemiz artık boşa düştü. Altıncı yatayı da kapatıyoruz. Böylece şah ne beşe gelebilecek ne altıya. Yediye inmek zorunda. Yediye indiği zaman altıyı tutan görevli olduğu için ona dokunmuyoruz. Şahın tekrar bu tarafa gelmemesi için. Yedinci yatayı da kapatıyoruz. Son bir hamlesini yapıyor. Sekizinci yatayı da kapattığımız zaman buna biz mat diyoruz. Şu an siyah beyazı mat etti. Tabi burada eksiğimiz var. Ne demiştik? İlla bir de siyah şah bulunması lazım. Evet, böyle düzeltelim. Şu an görüyorsunuz o şahın gidebileceği yeri yok. Yedinci yataya gelemiyor. Sekizinci yatayda duramıyor.
oyun sona erdi. Önüne gelecek herhangi bir taşı yok. Mesela diyelim ki file olsaydı şurada filini gelip önüne engel koyabilirdi. Zaten şahın yapacağı şeylerden bir tanesi ya kaçacak ya da önüne engel koyacak ya da o taşı yiyecek başka bir taş olacak. Diyelim ki şu şekilde ise, bu da buradaysa, bu şah dediyse diyecek ki bana şah diyen taşı ortadan kaldırıyor. Ya bunu yapmak zorunda ya bana şah diyen taşla arama kendi taşlarından birini koruyor diyecek. Bunu yapmak zorunda. Ya da şöyle de bir pozisyon olabilir. İşte bu gelir derse ki şah, yani tamam gene kaçmayı tercih ediyor ama eğer tehdit bölgesine yakınsa, şahın tehditli karelerden birindeyse onu yiyerekten de, kendisi de yiyerekten de tehdidi ortadan kaldırabilir. Evet, şahla ilgili söyleyeceklerimiz bunlar. Şah bütün oyun boyunca korumamız gereken tek gayemiz, tek amacımız bu taşı korumak. Evet, dersimizin sonunda bir kez daha hatırlayalım. Kozan Gençlik Merkezi olarak interaktif derslerimize devam ediyoruz. Niye? Çünkü koronavirüs tesirinden dolayı sizleri gençlik merkezinde misafir edemiyoruz. Biz de eğitimlerimizi, bundan önce yaptığımız eğitimlerimizi internet üzerinden yapmaya çalışıyoruz. Bundan önceki yaptığımız eğitimlerde de kaleyi öğrendik. Daha sonra file öğrendik. Daha sonra veziri öğrendik. Arkasından bugünkü dersimizle de şahı öğrenmiş olduk. Tekrar sizlerle beraber olmak ve taşlarımızdan en ilginç olan atı öğrenmek üzere hepinize evde kal, sağlıklı kal, Türkiye diyoruz. Allah'a emanet olun.